Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim ben Sami Altınkaya. Piyasa raporunda karşınızdayız. Piyasanın yönünde karşınızdayız. Çin'de Ekim ayı sanayi üretimi büyümesi sıfır Covid politikasına bağlı kapanmaların etkisiyle yıllık %5 ile tahminlerin altında kaldı. Çin'de Ekim ayı sanayi üretimi büyümesi sıfır Covid politikasına bağlı kapanmaların etkisiyle yıllık %5 ile tahminlerinde altında kaldı. Veri öncesinde sanayi üretiminin Eylül'de görülen son 7 ayın en hızlı büyüme rakamı olan %6.3'ten %5.2'ye gerilemesi bekleniyordu. Uzmanlar Covid kapanmalarının yanı sıra ciddi finansman sıkıntıları yaşanan emlak sektöründeki gerilemenin de etkili olduğunu ifade ediyor. Ülkede madencilik ve imalat sektörlerinde büyümeye başlarken kamu hizmetlerinin hızlandığı görüldü. Öte yandan ülkede perakende satışlarda yıllık %1 artış beklentisine karşılık %0.5 daraldı. Perakende satışlar önceki ay %2.5 artmıştı. Bu son 5 ayda gözlenen ilk daralmada Covid kısıtlamalarının önemli etken olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık zaman diliminde perakende satışlarda %0.6'lık artış kaydedildi. Ülkede sabit kıymet yatırımları da Ocak-Eylül dönemindeki %5.9'dan hafif gerileyerek %5.8 büyümeye geriledi. Bu dönemde birinci sektör yatırımları 9 aylık dönemdeki %1.6 büyümeden 10 aylık dönemde %1.4 büyümeye gerilerken, üçüncü sektör yatırımları da %3.9'dan %3.7 büyümeye geriledi. Veri öncesinde yatırımların değişmeden %5.9 büyümesi bekleniyordu. Bu dönemde ülkedeki işsizlik oranı ise beklentilere paralel olarak önceki aya oranla değişmeyerek %5.5 seviyesinde kaldı. Efendim şimdi Uzak Doğu'daki turumuz devam ediyor. Japonya ekonomisi tahminleri yanıltarak 3. çeyrekte %0.3 ve yıllık bazda %1.2 daralma kaydetti. Japonya ekonomisi tahminleri yanıltarak 3. çeyrekte %0.3 ve yıllık bazda %1.2 daralma kaydetti. Veri öncesinde ekonominin çeyreklik bazda %1.1 büyümeden %0.3 büyümeye gerilemesi bekleniyordu. Yıllık büyümeye ilişkin beklenti ise önceki %4.6'dan %1.1 büyümeye gerilemesi yönünde ağırlık kazanıyordu. Gerilemede enflasyonist baskılar ve yenin değer kaybı etkili olurken bu ekonominin 2021 3. çeyreğinden beri ilk daralması olarak kayıtlara geçirildi. 3. çeyrekte özel tüketim hükümetin hane halkı desteklerine rağmen Covid tedbirlerinin de etkisiyle %1.2 büyümeden %0.3 büyümeye hızlı geriledi. Bu dönemde kamu yatırımları ilk 2 çeyrekteki büyümenin ardından sabit kalırken işletme yatırımlarının %2.4 büyümeden %1.5 büyümeye gerilediği görüldü. İhracatta büyüme çok düşük seviyede kalmasına karşın ithalatta ise %5.2 ile son 7 çeyreğin en yüksek artışını kaydetti. Çin Merkez Bankası ard arda 3. ayda da orta vadeli politika faizini değiştirmeden %2.75 ile seviyesinde bıraktı. İtfa ettiği kredileri de kısmen yeniledi. Çin Merkez Bankası beklentilere paralel ard arda 3. ayda da orta vadeli politika faizini değiştirmeden %2.75 seviyesinde bırakırken itfa ettiği kredileri kısmen yeniledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre vadesi olan 1 trilyon yuan tutarındaki 1 yıl vadeli borç verme tesisi kredilerinin 120.21 milyar dolar karşılığı 850 milyar yuanlık kısmı bazı finansal kurumlar için yenilendi. Söz konusu işlemin sonunda piyasadan 150 milyar yuan nakit çekilirken Merkez Bankası operasyonun vergi ödemeleri nedeniyle artan nakit talebinin dengelenmesi ve bankacılık sisteminin makul ölçüdeki tutulması amacıyla yapıldığı bildirildi. Merkez Bankası ayrıca ters repo yoluyla piyasaya 172 milyar yuan enjekte ederken vadesi olan 2 milyar yuan tutarlı aynı türden kredi maliyetini de %2 seviyesine sabit tuttu. Efendim JP Morgan'ın özellikle global araştırma bölümü eş başkanı Kalanovic yüksek resesyon riski nedeniyle hisse senetleri için pozisyonunu azaltmakta olduğunu açıkladı.
JP Morgan'ın global araştırma bölümü eş başkanı olan Marka Kolanoviç, resesyon riskinin yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle hisse senetleri için ağırlığını artır olan pozisyonunu azaltmakta olduğunu işaret etti. Kolanoviç, geçtiğimiz ayda merkez bankaları politikalarına ve jeopolitik riskleri işaret ederek hisse senetleri için ağırlığını artır ve tahviller için ağırlığını azalt pozisyonlarının büyüklüğünü düşürmüştü. Bu hafta yayınladığı yatırımcı notunda Fed faiz oranının %5'e yaklaştığı bir durumda resesyondan kaçınmak zor olacak öngörüsünde bulundu. Kolanoviç, hisse senetleri için ağırlığını artır pozisyonunu devam ettirdiğini ve uzun vade için pozitif olduğunu, ancak Wall Street'te geçtiğimiz hafta yaşanan rally'yi hisse senetlerinde ağırlığını artır pozisyonumuzu ılımlı şekilde azaltmak için kullanacağız açıklamasında bulundu. Efendim, Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, ECB'nin faiz oranını muhtemelen %2 seviyesinin üzerine doğru artırmaya devam edeceğini söyledi. Bu rakam normalleşme aralığı olarak değerlendiriliyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Gelha, ECB'nin faiz oranını muhtemelen %2 seviyesinin üzerine doğru artırmaya devam edeceğini söyledi. Villeroy, Tokyo'da katıldığı etkinlikte %2 civarında olduğu tahmin edilen normalleşme aralığı olarak tanımlanan faiz seviyesine doğru net bir şekilde yaklaşıyoruz ifadelerini kullandı. Bu seviyeye Aralık ayına kadar ulaşacaklarını ifade eden Villeroy, bu faiz artırımını daha esnek ve muhtemelen daha hızlı bir şekilde yapacağız dedi. Aynı zamanda büyük faiz artırımları yeni alışkanlık haline gelmeyecek diyerek de sözlerine ekledi. Villeroy, ABD'de manşet ve çekirdek enflasyonun tepe yaptıklarına dair gelen işaretlere iyi haber yorumunda bulundu. Euro bölgesiyle devam ediyoruz. Euro bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel bir şekilde büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla bir önceki döneme göre %0.2, yıllık bazda ise %2.1 seviyesinde büyüme gösterdi. Yılın 3. çeyreğinde Euro bölgesi ekonomisi piyasa beklentilerine paralel bir şekilde büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla bir önceki döneme göre %0.2, yıllık bazda ise %2.1 seviyesinde büyüme gösterdi. İlk çeyrek büyüme %0.6 ve ikinci çeyrek büyüme %0.8 ile beklentilerin üzerinde olurken, üçüncü çeyrek büyüme %0.2 ile beklenen oranda gerçekleşti. Bölge ekonomisinde yüksek girdi maliyetleri, rekor seviyeye çıkan tüketici enflasyonu, üretimde ve ticarette yaşanan düşüş, büyümenin yavaşlamasına neden oldu. Ağustos ayında 50.9 milyar euro açık veren bölge dış ticareti, Eylül'de 34.4 milyar euro açık verdi. Böylelikle dış ticaret son 10 ay üst üste açık vererek rekor serisi oluşturdu. Eurostat verilerine göre bölgenin dış ticarette ihracatı 259.6 milyar euro, ithalatı ise 294 milyar euro oldu ve böylelikle 34.4 milyar euro açık oluştu. Bölgenin iç ticareti ise Eylül 2021'e oranla %27.3 artarak 247.6 milyar euroya yükseldi. Evet, şimdi Özgür Çandır, stratejist kendisiyle bakalım piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor onu konuşacağız. Özgür Bey, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın, teşekkür ederim Sami Bey, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizi İstanbul stüdyomuza da ağırlayalım bir gün, bekliyoruz buraya. İnşallah, önümüzdeki aylarda öyle bir niyetim var. İnşallah güzel olur, burada yüz yüze konuşmak çok daha keyifli tabii ki. Stüdyo ortamı her zaman için çok daha iyi. Ama yine de mesafeleri kısaltıyor internet sayesinde, teknoloji sayesinde sizlerden böyle değerli görüşlerinizi alabiliyoruz. Şimdi herkesin merak ettiği tabii ki borsalardaki bu yükselme, özellikle Borsa İstanbul'daki yükselmeden bahsediyorum. Bu rally ne kadar daha devam eder? Bu bir balon mudur? Bu yükselme trendi acaba yabancıların gelişiyle beraber ikiye katlar mı? Seçim haberleriyle beraber daha da artar mı? İşte 2,5 doların üzerine çıkıyor. Beklentilerin çok da ötesinde, çok da hızlı bir zamanda gerçekleşiyor borsadaki bu yükselme. Sizin bu yükselişi nasıl değerlendirdiğinizi ben merak ediyorum. Tabii ki hemen paylaşayım. Özellikle 2.30 dolar seviyesi, 2.25-2.30 dolar seviyesi önemli diyorduk. 2021 Mart'ta gördüğü seviye demiştik. Fakat bu seviyeyi de belirttiğiniz gibi kırdı yukarıya doğru. 2.55 dolar seviyelerinde şu an kapanış itibariyle. Tabii aşırılaşan her enstrüman mutlaka piyasa içerisinde düzeltme yapma durumundadır. Yani şu an biz tabii böyle bir durum görmüyoruz ama biraz önce belirttiğim gibi bu ihtimal tabii ki masada. Açıkçası benim senaryomda bundan sonraki süreç için
Şu an dediğim gibi 2,55 dolarlardayız ama 2,60-2,80 dolar bandından mutlaka bir düzeltme geleceği yönünde. Dün özellikle tabii Borsa İstanbul tarafında bankacılık endeksinin de katkısıyla gene yukarı yönlü hareketler gördük, yeni zirveler gördük. Yani bu demin söylediğim dolar bazlı karşılık TL bazlı 4.750 öncelikle ilk direnç seviyesi, sonrasında da 5.100'e geliyor. Biraz önce söylediğim ölçüde hiçbir enstrüman sürekli artarak yoluna devam etmez. O açıdan da bu seviyelerden, biraz önce belirttiğim seviyelere hızlı bir şekilde bu hafta sonuna kadar gelirsek, burada işte artık düzeltme ihtimalini net bir şekilde konuşmaya başlarız. Bu düzeltme seviyesi de biraz önce belirttiğimiz o kırdığı 2021 Mart'taki 2,25 dolarlara kadar olabilir diye düşünüyorum. İşte burada tekrar bakmak lazım. Evet, piyasa teknik bir düzeltme yaptı ve söylediğiniz gibi fon girişleriyle, yabancı para girişiyle piyasayı destekliyorlar mı? Yoksa bu yükseliş artık evet sınırlı bir şekilde burada kaldı mı diye. Benim açıkçası senaryomda biraz önce belirttiğiniz gibi seçimin de etkisiyle piyasa biraz önce belirttiğimiz 2,25 dolarlara kadar, yani önce bir 2,60-2,80 dolar bandına gidip, yani 4.800-5.100 aralığına gidip oradan bir düzeltme yapıp şayet 2,25 dolarlara, yani TL bazlı 4.200-4.300 seviyelere bir geri çekilme yaşarsa, buradan sonra tekrardan talep bölgesi oluşup yoluna devam eder diye düşünüyorum. Piyasada ciddi bir akışkanlık var, ciddi bir istek var. Tabii yatırımcı sayısı da her geçen gün artıyor, yerli yatırımcı sayısı. Burada tabii halka arzlar da önemli rol oynuyor. Ama biraz önce belirttiğim gibi her enstrüman mutlaka teknik düzeltme yapmak durumunda aşırılaşan her şey dönem dönem realize olur. Bu açıdan da yatırımcılar özellikle söylediğim projeksiyonu bence takip etmeliler. Yani yukarıda coşkuda değil, biraz daha piyasa sakinleştiğinde maliyetlenmek her zaman tabii orta vade bir kazanım sağlar. Ama genel anlamda dediğim gibi Borsa İstanbul neden yükseliyor kısmına baktığımız zaman ya da nasıl bu şekilde aşırılaştıya baktığımız zaman tabii temel veriler ön plana çıkıyor. Gelen bilançoların pozitif etkisi, bunun dışında farklı bir enstrüman olmaması, yani yatırımcının tercih edebileceği alternatif bir enstrüman olmaması, parasını tabii ki koruma arzusu mutlaka bu tarafı cazip kılıyor. Bir de çok konuşulan tabii hızlı yükselen şeylere karşı yatırımcıların daha da bir eğilimi oluyor. Baktığımız zaman KKM'nin ciddi anlamda artık tercih edilmez noktada olduğunu, hatta bunun tabii devletin de kasasına ciddi anlamda bir yük olduğu konuşulmaya başlandı. Altın son bir senede neredeyse sıfır getiri. Enflasyonist ortamda altının son bir yıllık getirisi %0 diyebiliriz. Bu da ister istemez Borsa İstanbul tarafında özellikle sektörel bazda bir hareketlilik oluşturdu. İşte yıl başında konuşmuştuk, enerji krizi global piyasalarda var ve enerji hisselerine bu yansıyabilir diye müthiş bir enerji rallisi gördük mesela. Tabii Borsa İstanbul'da her sektör eşdeğer şekilde bu yükselişten faydalanmadı. Ama dediğim gibi enerji sektöründe müthiş bir ivmelenme gördük. Bu tarafta tabii dikkat çeken şirketler yatırımcıları cezbediyor. Bu da ister istemez bu akışkanlığı sağlıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi toparlayacak olursam yukarı yönlü bir tık daha hareket olsa bile buradan bir düzeltme ihtimali mümkün görünüyor. O yüzden de yatırımcıların bu anlamda projeksiyonlarını bunun üzerine kurmalarında fayda var diye düşünüyorum. Yani o zaman şunu anlayacağız. Mesela 4.400 destek seviyeleri aslında kâr satışlarının geleceği ve bu kâr satışlarında aslında borsanın uzun dönemli yükselişinde önemli bir rol oynayacağı, yani bir nefes almaların borsa için önemli olduğunu anlıyoruz. Ve sürekli yükselişlerinde borsa için aslında çok da sağlıklı olmadığını görüyoruz. O yüzden bu küçük düzeltme hareketlerinde yatırımcıların paniklememesi gerektiğini ve bunun bir kârsa, çünkü yani çok düşükten hisse senedi alan ve uzun zamandır bekleyen yatırımcılar, zaten onların bir kâr satışı yapması gayet normal. Ama bu onun yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Anlıyoruz ki 4. çeyrekte daha bir yatay bir seyir izleyecek Borsa İstanbul Aralık ayı, özellikle Kasım-Aralık ayı itibariyle. Peki 2023'te hangi sektörler ön plana çıkar? Bugün daha değersiz kalan, fiyat kazanç oranları daha düşük kalan hangi sektörler ön plana çıkar 2023 yılında?
2023 ile ilgili daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Özellikle tabii olumsuz gelen bilançolar zaman zaman son olumsuz bilançolar olabiliyor sektörel olarak. Mesela sigorta sektörünü ikinci çeyrekte konuşmuştuk. Bilançolar olumsuz gelmişti. Fakat baktığımız zaman dedik ki önümüzdeki dönemde özellikle artan ürün maliyetlerinden kaynaklı mutlaka bu son olumsuz bilanço olur ve piyasa bunu fiyatladı, endeks altı bir getiri sağladı. Ve buradan itibaren yükselişe geçer. Bazen tabii piyasa içerisindeki yatırımcılar bunu yanlış algılıyor. Bilançosu kötü geldi. Niye bu yükseliyor? Biraz önce söylediğim gibi borsa beklentiyi tabii satın alan bir mecra olduğu için gelen son olumsuz bilanço belki de o sektör adına gelen olumsuz bilanço belki de o sektör adına gelen son olumsuz bilanço olabiliyor. Bu da ister istemez fiyatları o süreçten sonra yukarıya itmeye devam ediyor. Bunun gibi haberleşme iletişim sektörü benim çok dikkatimi çekiyor. Yani burada da zaten iki tane şirketimiz var, Borsa İstanbul'a kote olan. Burada da ürün fiyatları tabii baktığımız zaman hepimiz sonuçta internet kullanıcısıyız ya da işte GSM kullanıcısıyız. Buradaki ürün fiyatları ciddi anlamda geride kalmıştı. Pek çok ürünün fiyatı enflasyonist ortamda yukarıya pik yaparken burada ürün fiyatlarının geride kalması bilançolara tabii olumsuz yansıyordu. Ama son dönemde bu tarafta da bir artış görüyoruz. O yüzden de haberleşme iletişim sektörü özellikle geride kalması itibariyle fiyatlama olarak, hisse fiyatlaması olarak da 2023'ün önemli sektörlerinden bir tanesi olabilir. Burada tabii bize ait olan borsaya kotalı olan şirketlerde Türkiye Varlık Fonu'nda yer alıyor olması da mutlaka bir etki. O yüzden de açıkçası 2023 ile ilgili dikkatimi çeken ve aklıma gelen ilk sektörü haberleşme iletişim olarak söyleyebilirim. Bunun dışında tabii özellikle inşaat maliyetlerine baktığımız zaman çimento ve GEO sektörü de dikkatimi çeken sektörlerden bir tanesi. Özellikle GEO'daki yeni değerlemeler mutlaka hisse fiyatlarına yansıyacaktır. Burada da çünkü geride kalan bir yapı var. Ve geçen hafta konuştuğumuz holding sektörü de mutlaka önümüzdeki dönemde hala fiyat kazanç oranlarının uygun olması itibariyle primlenme ihtimali olan sektörlerden. Ama tabii 2023'ün özellikle birinci çeyreğinden sonra global piyasalara, İşte resesyon ihtimaline ve genel anlamda bizdeki duruma bakmak lazım. Şimdi tabii piyasalar yukarıya giderken olumsuz verilerin hiçbirini piyasa çok fazla takmıyor ya da olumsuz haber akışını çok böyle dikkate almıyor piyasa koşulları iyiyken. Ama bunların hepsi önümüzdeki dönemlerde masada olacak. İşte gelen cari açık verileri, işte ithalat ihracat dengesi. Şimdi bakıyoruz işte ithalatın ihracata göre çok daha yükseldiğini, ihracat bacağının zayıflamaya başladığını vesaire gibi verileri görüyoruz ama görüyoruz ki piyasa bunları çok dikkate almıyor. Ama önümüzdeki dönemde bunlar mutlaka dikkate alınacak. Euro dolar paritesini mutlaka masaya yatıracağız. O açıdan da yatırımcılar özellikle biraz önce belirttiğimiz ölçüde Borsa İstanbul tarafında belki seçim dönemine kadar buralarda tabii olabildiğince buralardan faydalanabilirler ama sonraki dönemde bu belirttiğim gelişmeler ne ölçüde piyasaya katkı sağlıyor? Bunları da gözlemlemesi lazım. Yani körü körüne fanatik duygusal bir tabii yapı var. Bizim Türk milletinin klasik özelliği bu tabii karakteristik özelliğimiz. O açıdan da perspektifi biraz daha geniş tutmak önemli. Ama belirttiğim ölçüde bu sektörler geride kalmış olması itibariyle biraz önce paylaştığım sektörler temel verileri itibariyle de tercih edilebilir. Yani burada geçen haftalarda da hep konuştuk. Geçişkenlik önemli. Zaten yatırımcılar da çoğunlukla bunu yapıyor. FK'sı yükselenlerden FK'sı düşük kalanlara geçişi her daim yapıyorlar. Az önce anlattıklarımız bizim 2023'te özellikle 2023'te öne çıkacak olan sektörler. Peki demir çelik sektörü mesela 2023 yılında uzun vade yatırımcılar için de tercih edilebilir mi? Ereğli başta olmak üzere. Tabii yani bu tarafta da çok yatay bir seyir oldu. Rally'yi başlatan Borsa İstanbul tarafında Ereğli'ydi baktığımız zaman. İlk primlenen tarafı orada gördük. Orada tabii emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü artış çok ciddi anlamda etkilemişti. 2021 senesinde Ereğli'yi pozitif anlamda işte Kardemir aynı şekilde buna eklendi.
Ama bu fiyatlar yatayda kaldı bir süre. İşte biraz da tabii demir çelik sektöründeki genel anlamdaki sarsılma burada tabii etkin rol oynadı. Ama ben bu seviyelerin özellikle demir çelik sektörü için hisse fiyatı olarak uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Ereğli gibi, Kardemir gibi şirketler önümüzdeki sene tabii ki piyasa şayet coşkuya devam ettiği sürece katkı sağlayacaklardır. Yani bu fiyatlardan piyasa tabiriyle maliyetlenmek çok yanlış olmaz. Ve önümüzdeki dönemde ben genel anlamda emtia fiyatlarında da hala bir artış bekliyorum. Her ne kadar tabii son dönemde Fed'den gelen veriler acaba enflasyonist yapı yavaş yavaş dağılıyor mu gibi bize söylemeye çalışsa da bu biraz tabii piyasa dengesi diye bakıyorum ben. Hala önümüzdeki günlerde emtia fiyatlarında yukarı yönlü gidiş bekliyorum. Bu da mutlaka tabii demir çelik sektörüne de pozitif anlamda yansıyacaktır. Çünkü herkesin de merak ettiği bir sektör. Rally'den faydalanamadı Ereğli yatırımcısı açıkçası. Ama önümüzdeki dönemde söylediğim gibi katkı sağlayacaktır. Burada sadece yatırımcılar doğru maliyetlenme peşinde olsunlar. Bu da nasıl olacak? Sakin kalarak piyasanın biraz önce söylediğiniz gibi dinamiklerini takip ederek, düzeltme potansiyellerini gözlemleyerek yatırımlarını yaparlarsa tabii daha makul bir şekilde, orta vade daha rahat bir şekilde en azından süreç içerisinde yer alırlar. Dediğim gibi demir çelik sektörüyle ilgili beklentim de önümüzdeki dönem için kesinlikle pozitif tarafta. Bu arada tabii inşaat sektöründen bahsederken çimentoları da mesela gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bunlara dahil ediyoruz, değil mi? Son. Tabii kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Özgür Çandır. Peki bu arada mesela altın ve emtialardan bahsettik ya son olarak. Bu özellikle emtia fiyatlarındaki ons altın bacağında ne bekliyoruz? Onu çok merak ediyorlar ve tarım emtiaları tabii ki burada çok ön plana çıkıyor. Tabii ons altın tarafı biraz önce de aslında satır arasında belirttik. Enflasyonist yapıda katkı sağlamayan, yani sepetlerde hiçbir etkisi olmayan bir enstrüman olarak kaldı. Burada tabii jeopolitik riskleri ön plana çıkartmıştık önceki yayınlarda da. Evet. Fakat son dönemde özellikle Fed'den gelen veriler biraz dolar endeksini geriye çekip ons altın tarafını da yükseltmeye başladı. Yani burada da yıl sonuna kadar 1850 civarı bir potansiyel oluşabilir. Ama sonrasında hep önceki yayınlarda da belirttim. 2023 bence altının değerli metallerin yılı olabilir. Burada çünkü ciddi bir sıkışma var ve aynı zamanda ülkelerin ciddi anlamda altın ithalatı yaptığını görüyoruz. Bu anlamda mutlaka burada da bence 2023 tarafında değerli metallerde de özellikle bir potansiyel oluşacak. Yani ben genel anlamda emtialarda da bir yükseliş bekliyorum. Yani enflasyonist yapının maalesef 2023'ün de konusu olmaya, ciddi anlamda konusu olmaya aday bir yol olacağını düşünüyorum açıkçası. Tarım emtiaları da buna dahil olacak, değil mi? Özellikle gıda krizinin ve yaşanacağı bir 2023 çok daha fazla gıdanın, tahılın, buğdayın konuşulacağı bir yıl olacak. Gıda emtiaları ve aslında bunlarla ilgili tabii fonlar da ön plana çıkacak diyebilir miyiz bu anlamda? Tabii bu çok konuşulan bir şey zaten belirttiğiniz gıda krizi. Yani önümüzdeki günlerde hani mutlaka bu da çünkü zaten yakın zamandır değil bir süredir konuşulan bir durum. Mutlaka gündeme gelecek. Yani bu zaten hep savaş konusu gündeme geldiğinde işte tahıl koridoru vesaire gibi konular mutlaka masada oluyor. O açıdan da bu söylediğimiz emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişe tabii ki gıda fiyatları da dahil olacak. Burada da tabii en çok dikkat çeken şu an ekrana da yansıyan buğday diyebiliriz. Evet, Özgür Bey, önce borsa için size teşekkür ettim. Şimdi de emtia fiyatları ve aslında altın piyasaları ile ilgili, ons altınla ilgili verdiğiniz, değerli madenlerle ilgili verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Özgür Çandır, stratejist, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir reklam, reklamdan sonra beklenti raporuyla karşınızdayım. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.